Belçika'nın Brüj kentindeyiz. Çok güzel kanalların olduğu, 20 kilometre ileride de denize bağlanan bir kent. Tarihi bir kent. Eskiden orada sanırım çok zengin olan bir kent. Bunu izleyip gösteren bir kent. Şimdi size buraları biraz tanıtacağım. Dünyanın en büyük ikinci kiremit kulesi, Brüj'deki bu gotik mimaride yapılan kilisenin kulesi. Burası Brüj'ün ana meydanı. Brüj'de geçen çoğu filmler buradan başlıyor, bu meydandan başlıyor. Yemek yiyebileceğiniz yerler var. Tabii diğer ara sokaklarda da yemek yiyebileceğiniz yerler çok var. Burası posta binası. İleride görmüş olduğunuz evler Brüj'ün zenginlerinin, yüksek sınıfın kaldığı, yaşadığı evlermiş. Bu gördüğümüz yapı aslında bir iş hanı gibi bir şey diyebiliriz. Buraya tüccarlar geldiklerinde önce burada içeride dinleniyorlarmış. Daha sonra satış toplantı alanlarına gidiyorlarmış. Hemen yanında ise Salvador Dali Müzesi var, exposition var. Burada çan kulesi görüyorsunuz. Birazdan bu sokaktan sapacağız ve ünlü çikolatacıların olduğu, wafflecıların olduğu sokaklara gideceğiz. Biliyorsunuzdur Belçika çikolatasını yiyordu. Burası da Belçika'nın Brüj kenti olduğu için çok fazla çikolatacı var. Bu gelimiz sokakta özellikle wafflecı var, çikolatacı var. Birazdan waffle denemeyi düşünüyoruz. Köprüyü geçince burası buranın pazar alanı. Burada antika pazarı daha çok. Böyle insanlar eski antikaları satıyorlar 1 euroya, 2 euroya. Bazıları daha güzel oluyor. 15-16 euroya da alabileceğimiz çok güzel dekoratifler var. Şimdi dünya ünlü beer wall'un olduğu kafeye giriyoruz.
kanallar şehrin neredeyse her yerine giriyor. Ara ara her yerde kafeler var. Bu arada bu kafeler de eskiden bira fabrikasıymış. Hatta az önce gördüğünüz kafenin içi de zaten bozulmadan eski mimarisini, eski tarihi önemini korusun diye korunmuş. Brüj'ün çok güzel bir havası var. Bakalım birazdan Brüksel'e gidince de böyle güzel görebileceğiz. Gördüğünüz yapı Brüj'ün en ünlü kilisesi. Aynı zamanda çevre bölgelerde de çok ünlü bir kilise. Bu kilisenin adı Kutsal Kan Kilisesi. Adının böyle verilmesinin sebebi içeride Hazreti İsa'nın kanlı bir kıyafetinin olduğuna inanılıyor. Yani onun olduğuna inanılıyor o kıyafetin. Kıyafette gösterime açıkmış. İçeri çok fazla kişi giriyor, çok fazla dua ediliyor. Çünkü dediğim gibi Hazreti İsa'nın kanının olan bir eşyanın bulunduğu kilise. Bu yüzden çok kutsal sayılıyor. İngilizce adı da Holy Blood Church. Brüksel'e geldik. Burada Atomium yapısının yanında fotoğraf çekiliyoruz. Çok önemli bir yapı bu. Brüksel'de bir çikolatacıya girdik. Burası buranın iç çikolatalarındanmış. Biz de kendimize alacağımız çikolatalardan seçiyoruz. Böyle çok güzel hediye paketi gibi yapmışlar. Burası Man Campus'in hemen yanında, yani bildiğiniz işleyen çocuk heykelinin hemen yanında. Şöyle bunun arkasında işleyen çocuğun hikayesi var. Görmeniz için çekmek istedim. Geldiğinizde bu heykeli okşarsanız bu buraya bir daha geleceğiniz anlamına geliyormuş. Ama insanlar işte başka yerlere gezeyim, buraya neden geleyim falan dediği için buna farklı bir inanış getirmişler. Gönlünüzden geçen neyse o dileğiniz gerçek oluyormuş. Burası Brüksel'in Brük Meydanı. Şu an büyük bir etkinlik var. Herkes toplanmış gördüğünüz gibi. Binalar çok güzel binalar hepsi. Zaten çoğu magnetin üzerinde de bu binaların, bu meydanın olduğunu görebilirsiniz. Sanırım bir maç var. Şöyle skor tablosunu görebilirsiniz belki. Burası dünyadaki en eski cam tavanlı alışveriş merkeziymiş. Evet, şimdi yemeklerimiz geldi. Annem karidesli makarna, soslu makarna istemişti. Çok güzel gözüküyor, çok doyurucu olduğunu söyledi deneyenler. Ben ise jumbo boy haşlanmış midye söyledim. Bizim Türkiye'deki gibi değil, şöyle oldukça
büyük bir tencerede geliyor öncelikle. İçinde pirinç, karabiber vesaire yok. Bu şekilde boş direkt eti var. Burada bu şekilde yeniyormuş bu midye. Ve yanına da patates kızartması geliyor. Buraya da kabuklarını koyacağız. Ve şimdi yiyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yarın bu saatlerde Brüksel gecelerindeyiz. Etrafa bakın.